Hello, welcome. Bu dersimizde bir nesnenin fiyatını sormayı ve buna cevap vermeyi öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle para birimleriyle başlayalım. Turkish Lira. Sığdıramadığım için yazamadım. Turkish'in nasıl yazıldığını biliyorsunuz. Turkish Lira bizim para birimimiz. Turkish Liras çoğulu. Kuruş, bildiğiniz kuruşlar. Dollar. Dollar. Dollars, Amerikan para birimi, çoğulu dollars. Kuruşun karşılığı cent. Cent, çoğulu da cents. Bu nasıl okunuyor? Birçok Türk öğrencimde karşılaştığım genel bir durum var. Bunu nasıl okursunuz arkadaşlar? Avro değil. Değil, avro değil. Tamam. Euro. Euro. European. Europe. Oradan geliyor. Europe. Nedir Europe? Avrupa. European Union. Nedir? Avrupa Birliği. Bu da Euro. Onun ilk dört harfi. Euro. Okay? Avro değil. Allah aşkına. Bir şu sweatshirt. Bir de bu Euro. Please don't say Avro. Okay? Euro. Euro. Euros. Çoğulu Euros. Bunun yine karşılığı, kuruş karşılığı cent. Çoğulu da cents. İngiltere'desiniz. Malum Brexit'te oldu. Avrupa Birliği'nden falan da çıktılar. Orada pound var. Ya da sterlin, İngiliz sterlini. Pound. Pound. Pounds. Pounds. Pence. Pence. Ya da kuruş karşılığı. Peki bunlar nedir? Note. Note. Kağıt para. Kağıt para. Banknot. Coin. Bozuk para, o kuruşlar, sentler. Cash, nakit para, cebinizde taşıdığınız para. Credit card, you know this one, it's a credit card, credit card. Okay, tekrar edelim, repeat after me. Note. Coin. Cash. Credit card. Very good. Bir nesnenin fiyatını sorarken bunların hepsini kullanabilirsiniz. Tek tek bakalım. How much is the bag? Çantanın fiyatını soracaksınız. How much is the bag? Başka bir şeyin fiyatını soracaksınız. Yani burada bag'i buradan alıp, the bag'i buradan alıp yerine başka bir şey koyabilirsiniz. How much is the pencil? How much is the book? Diğer bir alternatif, how much is this? Gösteriyorsunuz. Yani direkt çanta demiyorsunuz da alacağınız şeyi gösteriyorsunuz. How much is this? Bu ne kadar? How much is this bag? Bir sürü çanta var. Spesifik bir çanta istiyorsunuz. How much is this bag? Bu şekilde sorabilirsiniz. How much is it? Yine gösteriyorsunuz. O ne kadar? How much is that? Biraz daha uzaktaki bir şeyi gösteriyorsunuz. That. Öğrenmiştik. This. Yakındaki that. Uzaktaki şeyler için de. How much is that? Biraz daha uzaktaki şeyler için. Bu en farklısı üsttekilere göre. How much does it cost? Bunun ederi ne kadar? Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu iki kelime birbiriyle çok karıştırılıyor. Cost. Cost. Böyle cost. Kısa. Cost. Okay. Bu cost. 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 Cost kıyı, sahil. Cost fiyat, ederi olmak. Fiil. Burada fiil anlamında kullanılıyor. How much does it cost? Okay, cost. How much does it cost? Çok fazla duyuyorum. Lütfen yapmayın. How much does it cost? Neden bunların hepsini verdim? Çünkü turizmle çalışıyor olabilirsiniz. Biri sizden bir şey satın alacak olabilir. Turistik bölgelerde bir yabancıya bir şey satacak olabilirsiniz. Bunların her birini duyabilirsiniz. Anlayabilmeniz için hepsini öğretiyorum. Evet, yurt dışına gittiğinizde, Avrupa, herhangi bir Avrupa ülkesi ya da Amerika ya da işte yurt dışındaki herhangi bir yere gittiğinizde, İngilizce konuşulan bir yere gittiğinizde, how much does it cost? Ya da how much is this? Ya da how much is that? Ya da how much is it? Ya da how much is this bag? Herhangi birini kullansanız evet, karşı taraf sizi anlar. Ama karşı tarafın size hangi soru kalıbıyla soru soracağını bilemeyeceğimiz için ben hepsini öğreteyim. Hangisini beğenirseniz onu kullanırsınız.
Burada tabii dikkat etmenizi istediğim bir şey daha var. Hepsi tekil, değil mi? Is'e sormuşuz. Is, 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 is. Ya sayılamayan cisimler için ya da tekil nesneler için bu soru kalıplarını kullanıyoruz. Çoğul birazdan gelecek. Evet, tahtada yazdığım etiketleri bir okuyalım bakalım. $6.95. $6.95. Bu uzun hali. Bunun kısa hali nedir? $6.95. Zaten gittiğiniz ülkenin para birimi bellidir. Yani Amerika'daysanız dolar, İngiltere'deyseniz pound, Avrupa'daysanız euro, değil mi? Yani ekstra size bir daha dollar, dollar, dollar demeyebilirler. Çünkü zaten dönem para belli. O yüzden direkt cevap $6.95. How much does it cost? It's $6.95 diye bir cevap alabilirsiniz. Böyle bir şey nasıl okuyoruz? 56 euros. Zaten devamı yok. Yani cent kısmı yok. O yüzden çok net 56 euros. Okay. Böyle bir şey nasıl olur? Uzun versiyonu 12 pounds 35 pence. Pence biliyorsunuz pound'un kuruş versiyonu. Coin versiyonu. Kısa hali de 12.35. Evet, şimdi örneklere bakalım. How much is it? It's $25. How much is the perfume? It's 56 euros. How much is that? It's 98p. P, pence'in kısaltılmış hali. P. Okay, kuruş gibi yani. It's 98p. How much is this pencil? It's $3.14. Ya da it's $3.14. Soruyor, how much is it? How much is this? How much is this bag? How much is that? Bunlarla sorduğunuzda cevap it's'le başlayacak. It's $12. It's 15 euros. It's 16 pounds 95 gibi. How much does it cost diye sorarsak, yine dikkat edin, cost değil, cost. How much does it cost? It costs'la başlayacağız. Tamam mı? How much does it cost? It costs £3.95. Or £3.95. How much does it cost? It costs $14.68. Or $14.68. How much does it cost? It costs €32.32. Or you can say it costs €32.32. Biraz önce bu soruları tekilken sorabildiğinizi söylemiştim. Şimdi çoğulsa ne yapıyoruz? Headphones. Headphones kulaklık demek. Çoğul kabul edilir. Shorts gibi, glasses gibi. Tamam mı? İki tane ya çıkışı. O yüzden headphones'u çoğul kabul edeceğiz. Çoğulsa nasıl soruyoruz? How much are the headphones? Are. Okay? Burada are kullanacağız. Neden? Çünkü çoğul kabul ediyorum. How much are they? Onlar ne kadar? How much are these? How much are those? Peki, these dersek neydi? Yakındaki. Those dersek biraz daha uzaktaki. How much are these headphones? Bu kulaklıklar. Okay, bunların hepsinin cevabı they are. They are $15.95. Ya da diğer bir alternatif olarak da how much do they cost? How much do they cost diye sorabilirsiniz. Cevap da they cost 90 pounds. They cost 90 pounds. Bir öncekinde how much does it cost sorusunda it costs diyorduk. Orada bir s takısı vardı. Aslında bu biraz simple present tense'e giriş. Yani geniş zamana giriş gibi düşünelim. Şu an için onu çok sorgulamayın. Anlatacağım. Çok yakında geliyor o derslerde. Çoğulsa s takısı yok. Yani they, değil mi? They varsa s takısı yok. It varsa s takısı var. Şu an için böyle düşünün. How much are the jeans? Örneklere bakalım. How much are the jeans? They are £75.99. They are £75.99. How much do they cost? They cost £75.99. Yani bu soruyu hem böyle hem böyle sorabilirsiniz. Bu şekilde sorduğunuzda cevap they cost olacak. Çünkü burada cost var. Ha, they are da denebilir. Yani bu da yanlış değil. How much do they cost? They are $75.99. Bu ders çok uzasını istemediğim için hemen akabinde bir ders daha hazırladım. Uygulama dersimiz var. Bu derste öğrendiklerimizi orada
hayata geçireceğiz. Böyle boşluk doldurmalar, çeşitli aktiviteler. Oradaki aktiviteleri yapalım. Bu derste öğrendiğimiz her şeyin uygulamaya geçirilmiş hali olacak. Sizin için de bir practice olacak. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye.